Tabii şimdi şöyle, siyasi partilerin kapatılmasıyla alakalı hukuki süreç şu şekilde işliyor. Önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bir partinin kapatılmasıyla alakalı Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunuyor. Bunun sonrasında bir raportör atanıyor Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından ve bu atanan raportör bir ilk inceleme raporu hazırlıyor ve bunu daha sonrasında başkanlığa sunuyor. Onay alması halinde de iddianame hazırlanıyor ve bu iddianame kapatılacak olan parti yani HDP'ye gönderilerek usul ve esasa yönelik savunmaları alınacak. Daha sonrasında bu savunması alındıktan sonra da yine aynı şekilde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı esasa yönelik görüşünü bildirecek, savunmasını bildirecek ve yine HDP'den de usul ve esasa yönelik savunması alınacak. Daha sonrasında da Anayasa Mahkemesi bir gün belirleyecek nihai karara varmak için. Ve bu hazırlanan rapor bütün Anayasa Mahkemesi üyelerine verilecek ve orada bir karar günü belirlenerek o karar gününde de karar açıklanacak Anayasa Mahkemesi tarafından. Şimdi burada iki tane senaryo var. Birincisi Anayasa madde 68 ve 4, yani 68'in 4. fıkrasına göre oradaki gerekçeler kullanılarak HDP'nin kapatılmasına karar verebilir ama bu biraz zorlaştırıldı. Diğer bir senaryo ise madde 69'a göre HDP'nin devlet yardımı yani hazine yardımından kısmen ya da tamamen mahrum bırakılması olayı var. Yani bu şekilde ilerleyecek süreç. Geçmişteki bir pratiğe bakmak gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nin içtihatlarına bakmamız gerekiyor öncelikle. Orada Anayasa Mahkemesi geçen yıllarda Demokratik Toplum Partisi DTP'nin kapatılmasına hükmetmişti. Gerekçe olarak da yine parti faaliyetlerinin yani terör odağı haline gelmesini gerekçe göstererek kapatmasına hükmedilmişti. Ama başvuru biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı o dönem. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi parti yöneticilerin söylemleri gerekçe gösterilerek yani terör odağı olduğu gerekçesi gösterilerek kapatılma kararı verilemez. Bunu hukuka aykırı bularak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin örgütlenme hakkını düzenleyen 11. maddesiyle seçilme hakkı özgürlüğünü düzenleyen maddelerinin ihlali olduğuna hükmedilmişti. Yine aynı gerekçelerle HDP'ye kapatma davası açılıyor ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapacağı yargılamada eğer taşınırsa oraya yine aynı sonuca varacağını ben düşünüyorum.